Merhabalar. 4. sınıf bölme işlemi, bölümün basamak sayısını bulma işlemiyle yine birlikteyiz. Öncelikle arkadaşlar bölme işleminde terimleri bir tanıyalım. Buraya bölünen, buna bölen, sonuca da bölüm diyoruz arkadaşlar. İki şekilde gösteriliyor. Bir de bir şekilde de bakalım. Bölünen, bölen, sonuca bölüm, kalana da kalan diyoruz. Hemen bu işlemi yapalım arkadaşlar. 6'da 5 bir defa var. Bir kere 5, 5. 6'nın içerisinde 5 rakamı bir tane olduğu için 5. Bölme işleminde çıkarma yapıyoruz arkadaşlar. 6'dan 5 çıktı 1 kalır. Sonra 8'i indiriyoruz. 1 de olmadığı için. 18'in içinde 5, 3 defa var. 3 kere 5, 15. 15. Çıkarma yapıyoruz. 8'den 5 çıktı. 3. 1'den 1 çıktı. 0. Şimdi sırada 5 kaldı. 5'i indiriyoruz. 35'te 5. 7 defa var. 7 kere 5. 35. 0. 0. Buluyoruz arkadaşlar. Bölme işlemini bu şekilde yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar terimleri yazmayı da öğrenelim. Yine bir bölme işlemi yaparım. Bu şekilde de yazılabilir. Daha kolay içmek için bu şekilde yapalım. Yaptıktan sonra terimlerini yazalım arkadaşlar. Bölme işlemini yapalım. 6'da ilk önce birinci sayıda bakıyoruz. 6'da 15 yok. 60'da 15. Arkadaşlar 15, 15 sayarsak 15, 30, 45, 60. Kaç defa oldu? 4 defa oldu. 4 kere 5, 20. 20'nin sıfırı elde var. 2. 4 kere 1, 4. Burada da çarpma yapıyoruz arkadaşlar. 4 kere 1, 4. 2 daha. 6. 4'ten 0 çıktı. 4, 0. Hemen 6'yı aşağıya indiriyoruz arkadaşlar 4 inç olmadığı için. 40 6 da 15. Arkadaşlar yine 15 15 sayıyoruz. 15 30 45. Kaç defa oldu? 3 defa. 3 kere 5 15'in 5'i elde var. 1. 3 kere 1 3 1 daha. 4. Çıkarma yaptığımızda 1 oldu. Şimdi arkadaşlar bölünen kaç? 646. 640 ve 6. Arkadaşlar bölen 15. Bölüm 43. Kalan ise 1 arkadaşlar. Buraya da ne diyoruz? Buraya kalan, buraya bölüm, buraya bölen, buraya da bölünen bir bölme işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu işlemi şu şekilde yapıyoruz. Birinci adımda arkadaşlar 8'in içerisinde 2 kaç defa var? 4. 4 kere 2 8. Sonra arkadaşlar ikinci adımda Sıfırı aşağı indiriyoruz. Baktık arkadaşlar indirdiğimizde eğer yoksa bu sıfırı alıyoruz buraya yazıyoruz. Bu bir kural arkadaşlar. Bunu oraya yazmazsak yanlış yaparız. Daha sonra arkadaşlar yine 4'ü indiriyoruz. Bakın sonra neyi indirdik? 4'ü indirdik. 4'te 2 kaç defa var? 2 kere 2, 4, 0. Yine bir işlem yapalım. 8, 3'ü 20'ye bölelim. Arkadaşlar çözümü yapalım. 8'de 20 yok. 80'de 20 4 kere 20 80. Daha sonra ikinci adımda arkadaşlar 3'ü aşağıya indirdik. Baktık arkadaşlar, indirdik. Eğer yoksa yine arkadaşlar ne yapıyoruz? Bölüme 0 yazıyoruz. İndirilen 3'ün içinde 20 olmadığı için bölümün sağına bir tane 0 yazarız. Bu da bir kural arkadaşlar. Bölme işleminde indirilen en son sayı bölen sayıdan küçük ise bölme işlemi devam etmez. Bölümün sağına bir tane sıfır yazılarak bölme işlemi bitirilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bölünebilme kurallarına bakalım. Sıfır ve bir ile bölünebilmeye. Sıfırın bir doğal sayıya bölümü 0. Yani 0 bölü 8 0, 0 bölü 75 0, 0 bölü 391 0'dır. Bir sayının 1'e bölümü sayının kendisine eşittir. 5 bölü 1 5, 50, 52 bölü 1 52, 3842 bölü 1 3842. Yine bir kural daha devam edelim. Bir sayının kendisine bölümü 1'e eşittir arkadaşlar. 9 bölü 9 1, 380 bölü 381 6205 bölü 6205 yine birdir arkadaşlar. Bu kuralları bilmeliyiz. Arkadaşlar bölme işleminde bölümün basamak sayısını bulma işlemiyle devam edelim. Arkadaşlar kuralları var bunun. Şimdi tek tek kuralları yapalım ve örnekler çözelim. 685'i 5'e böldüğümüzde arkadaşlar acaba bölüm kaç basamaklıdır sorularında arkadaşlar çok kolay bir yöntemi var. Bölümün kaç basamaklı olduğunu bulabilmek için arkadaşlar Bölünenin birinci basamağı ile bölene bakıyoruz arkadaşlar. Eğer bölünenin birinci basamağı bölenden büyük ise yani 6 büyük 5 ise arkadaşlar olduğu için bölümün basamak sayısı bölünen sayı ile aynıdır. Yani bölüm kaç basamaklıdır? 3. O halde bölüm bölümde kaç basamaklı olacaktır arkadaşlar? 3 basamaklı olacaktır. Bakın Arkadaşlar bölümde 3 basamaklı çıkar. Kuralı tekrar ediyorum. Birinci basamak bölünenden büyükse arkadaşlar bölüm bölünen kaç basamaklıysa bölümde o kadardır. Bakıyoruz 3 basamaklı o halde bölümde 3 basamaklıdır diyoruz kısaca. Yine bir tane daha örnek yapalım arkadaşlar. Bölüm kaç basamaklıdır gibi bir soru olduğunda arkadaşlar yine Bakıyoruz 5 büyük 4. O halde olduğu için bölümün basamak sayısı bölünen sayıyla aynıdır. Yani bölüm kaç basamaklıdır? 3 basamaklıdır arkadaşlar. Bakıyoruz. 8, 6'dan büyük. Bölüm kaç basamaklıdır diye bir soru geldiğinde. Arkadaşlar bölümün basamak sayısı bölünen sayıyla aynıdır. Yani kaç basamaklıdır? İki basamaklıdır. Bakıyoruz bölünen iki basamaklıysa bölümde iki basamaklıdır diyoruz kısacası arkadaşlar. Hemen 9 büyüktür 4 olduğu için bölümün basamak sayısı bölünen sayı ile aynıdır. Yani bölüm iki basamaklı ise arkadaşlar bölünen iki basamaklı ise bölümde iki basamaklıdır diyoruz. Cevabımız iki basamaklı çıkar. Örneklerle devam edelim. Eğer bölüm Bölünenin basamağıyla ile bölenin basamak sayısı birbirine eşit ise olduğu için bölümün basamak sayısı ile aynıdır. Yani kaç basamaklı? 3 basamaklı. O halde bölümde 3 basamaklı olacaktır arkadaşlar. Bakın birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak. 3 üç basamaklı çıkacaktır bölümümüz. Cevabımız hemen kısaca bölüm 3 basamaklı da çıkar diyebiliriz arkadaşlar. Örnek yapalım. Bakıyoruz yine eşit. 5 eşittir 5 olduğu için bölümün basamak sayısı bölünen sayı ile aynı. Yani bölüm 3 basamaklıdır diyoruz arkadaşlar. Bakın yine bölüm 3 basamaklı çıkacaktır. Örneklere devam edelim. Yine eşit. Eşit olduğu için arkadaşlar bölümün basamak sayısı ile aynı çıkacaktır. Bakın 3 basamaklı çıkacaktır cevabımız. Bölüm hemen kısaca 3 basamaklıdır diyoruz. Arkadaşlar büyük ve eşitse basamak sayısıyla aynı basamak sayısı oluyor. Bölümle bölünenin basamak sayısı aynı oluyor. Evet yine eşit o halde bölünenin basamak sayısıyla bölümün basamak sayısı aynı olacaktır. 2 basamaklı olduğu için yine 2 basamaklı çıkacaktır. Örneklere devam edelim. Arkadaşlar burada farklı Bakıyoruz. Bu sefer bölenin bölen daha büyük olduğu için bölümün basamak sayısı bölünen sayısından azdır arkadaşlar. Yani kaç basamaklıdır? Bir basamak. İki basamaklıysa burası bir basamaklı oluyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar cevap bir basamaklı çıkacaktır. Kaç defa oldu? 4 kere 8 32 kaç 6 kalan olacaktır. Bölümümüz kaç basamaklı olacaktır? 1 basamaklı olacaktır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Eğer böleni, bölen birinci rakamdan büyükse bölünenden bölünen 2 basamaklıysa bölüm 1 basamaklı olacaktır. Örnekle devam edelim. Şimdi bakıyoruz. Yine büyük o halde Kaç basamaklı arkadaşlar? 3. Bölüm kaç basamaklı olacaktır? 2 basamaklı olacaktır. Hemen gösterelim arkadaşlar. Bakın bölüm 2 basamaklı olacaktır. 5 küçük 7 olduğu için bölümün basamak sayısı bölünen sayın ikinden 1 eksik çıkacaktır. Yani bölüm 2 basamaklı çıkacaktır. Hemen kısaca bölüm 2 basamaklıdır diye diyebiliriz arkadaşlar. Örneklerle devam edelim. Yine Bakın 3 küçük 6'dan o halde kaç basamaklı bölünen 3 basamaklı bölüm kaç basamaklı olacaktır? 2 basamaklı yani bir eksiği olacaktır. Bölüm 2 basamaklı çıkacaktır arkadaşlar. Hemen cevaba kısaca bölüm 2 basamaklıdır diyebiliriz. Hemen bir örnek daha yapalım. Bakın 1 küçük 4 olduğu için arkadaşlar ne yapacaktır? bir basamaklı bölüm bir basamaklı çıkacaktır. Örnekte devam edelim. Eşitse arkadaşlar iki basamaklı ise bölünen iki basamaklı ise bölümde iki basamaklı çıkacaktır. Bölünen sayının iki rakamı bölen sayıya eşitse bölümün basamak sayısı bölünen sayının basamak sayısı da eşit çıkacaktır. Yani bakın iki basamaklı bölümde kaç çıkacaktır? İki basamaklı çıkacaktır. Bakın arkadaşlar büyükse bölüm bölünen sayının ilk rakamı bölen sayıdan büyükse arkadaşlar bölümün basamak sayısı bölünen sayının basamak sayısı eşit çıkacaktır arkadaşlar. Bakın bölünen iki basamaklıysa bölüm bölünen iki basamaklıysa bölümde iki basamaklı çıkacaktır. Bölünen sayının bir rakam ilk rakamı bölen sayıdan küçükse arkadaşlar bölümün basamak sayısı bölünen sayıdan bir basamak eksik olacaktır. Bakın Arkadaşlar iki basamaklı fakat iki küçük 5 ilk basamağından büyük olduğu için arkadaşlar bölümde bir basamaklı çıkacaktır. Örneklerle bölme işleminde örneklerle devam edelim. Günde 58 kilometre yol giden bir taşıt 456 kilometre yolu kaç günde gider arkadaşlar? Arkadaşlar bu tip sorularda 456'nın içinde kaç tane 38 vardır gibi düşündüğümüz zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bölme yapacağız. Yani 456'yı 38'e böleceğiz. Böldüğümüzde kaç çıkacaktır arkadaşlar? 12 çıkacaktır. Bir otomobil 216 kilometrelik yolu 2 saatte gittiğine göre 1 saatte kaç kilometre yol almıştır? Bu tip sorularda yine arkadaşlar bölme yapacağız. 216'yı 2'ye böldüğümüzde 108. Yani 1 saatte 108 kilometre yol almıştır deriz arkadaşlar. Bu bölme işleminde bölünen indirilen 1 de 2 olmadığından arkadaşlar bölünenin 6 rakamı 1'in yanına indirilmiştir. Bölme işleminde bölünen sayıdan bir rakam indirildikten sonra bu rakamın bölen yoksa ikinci rakamı indirebilmek için bölümün sağına bir tane 0 yazılır. Hemen yapalım. İkide bir defa var çıkardık. Biri aşağı indirdik arkadaşlar. Yoksa ne yapıyoruz? Buraya bir sıfır atıyoruz. Sonra 6'ya aşağı yanıyor. 16'da 8 kere var. 2, 8, 10, 6. Burada bölme yaparken şurada indirdiğimizde yoksa sıfır yazmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Fıstık YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.